Sabredip yaşayıp göreceğiz. Abla oyundan çıktı. Aynen istediğiniz gibi. Şu ara Ejder Bey'i denkleme sokabiliriz. Zira ortam onun için çok müsait. Emirlerinizi beklerim efendim. Bilim kabile. Senin silahları bu akşam görmen iyi fikir. Oradan bize bir hazine çıkabilir. Bu gece halledeceğim Yasemin'le. Bir an önce takibe başlayalım istiyorum ben de. Bunlardan biri bizden birine değerse gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Haklısın. Ben sana yazarım bir şey olursa. Ya da olmadı yarın sabah buradayım. Tamam. Sen kendine iyi bak evlat. Görüşürüz abi. Bu Abdullah meselesi bana çok büyük ders oldu Bekir. Adem'de de aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Merak etmeyin Timur Bey. Ben o konuyla bizzat ilgileniyorum. Bizzat ilgileniyorsun. Adem gelsin beni görsün dedim. Gelmedi. Adem şimdi burada değilmiş. Dışarı çıkmış. Neden? Maalesef bilmiyorum. Bekir biz seninle ne konuştuk? Ben adamın yumuşak karnını bul bana dedim. Sen nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Öyle mi? Timur Bey, ben Adem'le ilgili endişe edilecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Bu sana son uyarım. Artık sanma Bekir. Bil. Büyük sevkiyat öncesi hiçbir problem istemiyorum. Benimle dersiniz. Adem'i gördünüz mü? Kaybolmuş yine. Adem burada. Hayırdır? Tamam siz işinize gücünüze bakın hadi. Hoş geldin Adem sen de. Nereden böyle? İşim vardı Bekir. Oğlum haber vermeden çıkma dışarı. Bak Timur Bey senin sorduğu yok demek zorunda kaldım. Tamam idare ettim ama gelince yanıma gelsin dedi. Yoklamayı mı kaçırdım? Oğlum öyle mi söylüyorum ya? Yanlış anlıyorsun. Nerede şimdi? Bahçede. Tamam. Hayatım, açık söylemek gerekirse bundan sonra biraz daha rahat olabilirsin. Abdullah öldüğüne göre. O zaman benim korumaya ihtiyacım yok artık. Heh, biz de tam senden bahsediyorduk. Bir insan lafın üzerine gelirmiş. Gel Adem otur, katıl bize. İyiyim böyle. Abdullah ablamları duymuşsundur herhalde. Sen gelmeden evvel Yasemin'e daha rahat olabileceğini söylüyordum. Senin soruna gelecek olursak hayatım, maalesef benim düşmanım bitmez. O yüzden Adem'le çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca onun gibi bir adam bulmuşken öyle kolay kolay bırakmam. Ama bundan sonra senden ziyade benimle beraber olmaya başlayacak. Yani onu senden çalıyorum biraz. O zaman ben yarın tek başıma vakfa gidiyorum. O kadar da değil. Efendim. Dinliyorum. Evet. Kesin çıkacak ortaya. Hatta şu anda belki etrafımızdadır. Kesin öyle bir şey. Nereden bulacağım ben o parayı? Alınacak, nasıl yapacağım ben? Ben de olsa vereceğim ama biliyorsun kızım benim etim belli, bunun belli. Biliyorum teyze, tabii ki biliyorum. Ama senin çevrende hali vakti yerinde.
O parayı çıkarıp verecek insanlar var aslında. Yok artık. Olmaz öyle şey. Ben de oturmuşum burada seni dinliyorum. Neden olmaz Nevin? Ha niye? Ya senin aklın böyle bir şey alıyor mu gerçekten? Ben gidip Yasemin Hanım'dan para mı dileneceğim? Hem ne için istiyorsun diye sorduğunda ne cevap vereceğim kadına? Adem'in kesin haberi olur. Adem'e ne diyeceğim? Ben sana git Yasemin'den para isteme diyorum. O da kocasının eline bakan bir kadın sonuçta. Hem o kadının sağ solu pek belli değil. Sen Timur Bey'den isteyeceksin. Timur Bey halden anlayan bir adama benziyor. Sen gidip insan münasiple söylersen gidip Adem'e yetiştirecek hali de yok herhalde. Anahtarın yerini biliyor musun? Biliyorum. Tamam, dikkat et. Yasemin. 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 Efendim. Seni yatakta görmeyince merak ettim. Midem kazındı. Ben de şunu aldım. İster misin? Ben yemem bu saatte biliyorsun. Hadi yatağa.